Atletizm Ansiklopedisi'nde Antalya'da Çiçek Şensoy, Oktan Şensoy gibi eski milli atletlerle görüşüyoruz. Eski federasyon başkanımız Aşkın Tuna soruyor, Şensoy ailesi cevaplandırıyor, sayfalarımızı çeviriyoruz. Evet sevgili Şensoylar, 50 yıl sonra birlikteyiz. Bu sefer ben size soracağım, soru soracağım. Siz de bana lütfen cevap vereceksiniz. Tabii. Çünkü Atletizm Ansiklopedisi için böyle eskimiş fakat anıları eskimesine rağmen hala atletizm için kalbi çarpan insanlarımız birlikteyiz. Bu nedenle şöyle söyleyeyim, aşklarınız bizim gibi piste başladı. Evet. Biz nasıl tanıştınız bakalım? Sen koşarken o da arkandan yürüyor muydu yoksa? Bizimki sahanın, stadın, pistin içinde olmadı tanışmamız. Hı. Ben atletizm yapmayı ilkokuldan beri çok istiyordum. Fakat uygun ortamı hiç bulamadım. Kimse beni yönlendirmedi. Bu üniversite çağına kadar başka spor branşları yaparak geçti o dönem. Ama hep atletizm yapmak istedim. Hı. Hatta branşımı da belirlemiştim. 100 metre koşmak istiyordum. Evet. Böyle olunca... Peki niye 100 metrede, 200 metrede, 400 metrede değil? Çünkü... İçinden öyle mi geliyor yani? Evet, öyle geliyordu ve ben yaptığım aktivitelerde çok hızlı olduğumu hem ben fark ediyordum hem çevrem söylüyordu. Güzel. Ama ancak yaşım 17-18'e geldiği zaman kulüple olabildim. Evet. Üniversiteye kaydımı yaptırdığım zaman atletizm yapmak istiyorum diye gittim. Fakat oradaki kulüp başkanı ve idareciler bizim şubemiz yok. Onun için voleybolla başla dediler. Tamam. Ve şimdi 5 yıl geçti. Tamam. Şimdi Oktay'a söyleyeyim. Bakalım nasıl yürüyerek nasıl yakaladın çiçeği? Çiçeği yakalamam. Çok tabii enteresan. Biraz evvel anlattığı gibi ben 1952-53 sezonunda başlamıştım. Fenerbahçe kulübünde. Benden eskisin. Benden 5 yıl eskisin. Müsaade. Maşallah. Öyle oldu. Ben atletizm hayatıma normal devam ediyordum. Evet. Müşterek arkadaşımız Çiçek İstanbul Üniversitesi'nde voleybol, basketbol oynarken onun basketbol antrenörü arkadaşımız benim de arkadaşımdı. Ama ben şimdiki gibi hala hani takım çıkarmak, atlet çıkarmak heyecanını o zaman faal atletken dahi yaşıyorduk. O arada Çiçeği nasıl gördün? Üniversitedeki antrenör arkadaşıma onların antrenmanına gidiyordum izlemeye. Hani oradan atlet almak için. Üniversiteler spor haftası organizasyonu içinde bir yandan emek veriyorduk. Evet. O arada Çiçek atletizm yapmak istiyormuş. Derken işte antrenör arıyormuş falan derken bize geldi. Tamam. Biz de devam ettik. Devam ettiniz. Evet. Çalışmaya çok devam güzel. Ettik. Yani kapalı salonda çalıştık. Evet. Nasıl? Saatin nasıl? Onu söyle. İyi mi? Çünkü hatırladığıma göre Denizli'de bir yürüyüş yapmıştın ve sonra da bayılmıştın yürüyüşün sonunda. Vallahi. Sonra kaldırdılar seni. Seni hastanede ziyaret ettik. Bir baktık ki Oktay Şensoy dört böyle vaziyette yatıyor. Şeyler, kollarında şeyler, bağlantılar. Ondan sonra Oktay diyor ki bize ben yarın ameliyat olacağım, bypass olacağım diyor. Çiçek yanında. Ondan sonra biz de öyle bir şaşırmış vaziyette durduk. Denizli'de Türkiye birinciliği koşuyorduk. 2013. 2013. Birinci gün 5000 koşu, ikinci gün biliyorsunuz ben hem koşu olarak atletizme başladım. Ama daha sonra belki anlatırım. Yürüyüşe döndüm. Tamam. Ama koşu ve yürüyüş ikisini
götürmeye çalıştım. Evet. Koşarken kollarım uyuşmuş, ben farkında değilim. Meğersem o şiddetli bir kalp kriziymiş. Eyvah. Ben koşuyu bitirdim, o gün gitti. İkinci gün yürüyüşe girdim. Üç tur, dört tur döndükten sonra rekor kırman lazımken geçireceğimi hissettim. Hı. İlk defa hayatımda bilerek kendi isteğimle yarış terk ettim. Tamam. Dediğiniz gibi ondan sonra gözümü hastanede açtım. Ya. Ve dört numaram değişti. Evet. Ama ondan bir iki ay sonra ben Yürüyüşe başladım. Ya doktorlar nasıl hala müsaade devam ediyor? Nasıl müsaade ediyor doktorlar? Doktorlara her ne sorsam bir madalya götürüyordum. Sus payı. Oradan kurtarıyorum. Oradan kurtarıyorum. Peki sen ne diyorsun bu işlere böyle? Nasıl müsaade ediyorsun? Hala yürüyorum diyor, koşuyorum diyor. Benim bypasslı. Şöyle bir işi severek yaptığın zaman biraz da doktorun gözetiminde yani yapabiliriz. Gerekli tetkikleri de yaptırarak yapılabiliyor. Doğru. Valla biz Zafer'le bu yıl 50. yılımızı tamamladık. Atletizm sahasında başlayan aşk 50 yılda, şimdi 50 yıl önce tamamlandı. Peki. Sizin kaç yıl oldu? Başkanım. Sizin kaç yıl oldu? Ben size söyleyeyim. Bizim de 54 oldu. Maşallah. Allah daha uzun etsin inşallah. Amin hepimiz. Cümlemize. Cümlemize. Evet. Bizim de 54 oldu. 65'te tanıştık. Evet. 65'ten bugüne kadar. Evet. Yani bir de üstelik hani aktif olarak devam eden hani normal atletizm yaşantısının dışında master veteran olarak devam eden kişileriz. Tamam, doğru. Yani hemen hemen yok gibi. Evet. Çiçekciğim, şimdi biraz bahsettin ama atletizme tam ne zaman başladın? Tarih. Lisanslı ve branşın olarak neydi? 100 metreden bahsedeceksin herhalde. Evet. Lisanslı olarak başlamam 1965. 65. 5. İlk branşın koşun 100 metre. 100-200. Dereceyi hatırlıyor musun? 13 bir şey. 12 küsur sıra. Yok. Milli takıma girdin ya. 13, 3 falan böyle bir şey. İlk defa da. Evet. Çivili ayakkabı var mıydı o zaman? Kösele. Hep öyle başladı şimdi zaten. Evet. Toprak nasıldı? Yağmur var mıydı? Ağır mıydı yoksa? Olmaz mı? Ya, ben İnönü'nde çalışıyordum. Bir keresinde Fenerbahçe dere ağzındaki pist diyeyim de evet, pist gibi değildi yani evet, bir kulvarlar çizili ama zemin şey kömür ve toprak karışımı. Evet, böyle evet, doğru. Yağmur da yağmış, olmuş balçık bölücük. O çivililere yani çivili falan kalmamış. Yok çivili batmaz. Betonar mı olmuş? Zaten 5 santimlik çivi yutuyor, gömülmüş içine. Tabii. Ve yarış bittiği zaman bir seyyar satıcıdan terazi bulduk, çiviliği tarttık. Ha. Kaç gram diye. Bir kilo gelmiştir. Rahat bir kilo gelmiştir. Bir geçmiş gün ama iki çivi, o ağır çivileri taşıyorsun. Yani. Doğru. O zaman yani öyle. Yani 13-3 koşmuşuz, rekor gibi. Tabii, aynen öyle. Peki, şimdiki şartlarda iyi bir antrenörle kaç koşarsın? Yani şu andaki şeyle, plastik pist üzerinde anladım o şekilde. Anladın mı? Bu yaşta. Yani, hayır canım. O yaşta. O yaşta kaç koşarım? Kesin 11 koşarım. Çak. Güzel. İlk atletizme başladığı 23 günlüktü. İnönü stadında milli takıma seçildi, girdi. Birleşik Arap Cumhuriyetleri'nde milli oldu. Evet. Çünkü benim çok şeyim vardı, aşkım vardı yani. Doğru. Çok iddialıydım, çok hırslıydım. O yokluklar içerisinde evet, işte bu evet, sevgi, bu aşk evet, olmasaydı evet, yani biz bu atletizmi çoktan bırakırdık, bu neymiş, nasılmış falan diye kenara çoktan çekilmiştik yani. Aklımın köşesinden bile geçmedi evet, bırakmak. Evet. Bir de şu var. Yani bir kuruş bize bir faydası yoktu işin. Aynen öyle. Herkesin öyle. Bir kuruş tam yoktu. Aynen öyle. Doğru. Aynen öyle. O köse de çivili bile kendi paramızla alırdık. Ya doğru. Kendi paramızla değil, babamızın ya, parasıyla. Doğru. Yani. Neyse o konuda ben şanslıymışım. Ben kulüp alırdım. Kulüp alırdım. Şimdi ikiniz de Fenerbahçelisiniz. Değil evet, mi? Fenerbahçe'de başladınız. Fenerbahçe'de de bitirdiniz. Evet. Öyle mi?
Evet. Hala gönlünüz Fenerbahçe'de. Evet. Peki Fenerbahçe o zaman, evet, o zaman atletizme bakışın neydi, nasıldı? Nasıldı? Yani sen diyorsun ki şimdi ben ayakkabılarımı babamın parasıyla alıyordum. Fenerbahçe'ye gidince sana malzemeler verdiler mi? Şimdi biz Fenerbahçe'de belki diğer kulüplere göre en iyi durumda idik. Ama öyle malzeme falan yok. Ha. En iyi olma durumu nedir? Nedir? Sadece işte Neriman Tekin'in, Kamuran Tekin'in ya da Eşref abinin ilgi göstermesi. Bir takım eşofman. Var. Ben, var yani mı? Ben onu da almadım yani. Vallahi. Alana mı soralım bakalım şimdi? Neler aldın bakalım Fenerbahçe'den? Ne aldık? Pamuklu eşofman aldık. Evet. Bir yağmurda 15 kilo olurdu. Yani bir çivili ayakkabı. O zaman öyleydi. Lastik ayakkabı. Lastik ayakkabı. Adidas. Türbenin oturduk. Adidas, Puma, bilmem ne, onlar yok mu? Yok ki. Anlatayım. Şey, o kes, beyaz kesleri alırdık. Yani. Tamam anladım. Tabii canım. Ben başladığımda 52-53'te rahmetli Osman Coşkun, Ekrem Koçak koşuyor. Evet. Gel Oktay 5000 koş. Gel Oktay 3000 engel koş. Evet. Gel Oktay 10.000 koş. Koş. Evet. Ayağımızdaki lastik ayakkabıyla. Evet. Bir gün tabii birkaç sene geçmiş oldu. Rahmetli Erdoğan Karabelen. Hı. 110 engel koşuyor Fenerbahçe'de. O zaman da popüler basketbolcusu. Gel dedi, ben sana çivili ayakkabı vereceğim dedi. O ara basket takımından Avrupa'ya mı gitmişler, ne yapmışlar? Götürdü beni eve. Hı. Bir getirdi 50 numara çivili ayakkabı. Hiç abartmıyorum. Ne işe yarar? Al bunları dedi. Sök dedi, çivilerini ayakkabı yaptır kendilerine. İlk hayatımda çivili ayakkabı orada gördüm. Evet. Biz daha şanslıymışız. Çünkü şeyde, Ulus'ta FIFA sporu vardı. Önceleri işte ben de Demirspor'da falan giderdi, oradan alırdı. Mersin transferi olduktan sonra Seyfi abi tabii sağ olsun, o ha, tabii, git derdi, ne istiyorsan orada, evet, ne ihtiyacın varsa al. Şimdi yani, o bakımdan biz daha şanslıymış. Bizim zamanımızda sen de 1962 söylediğim zaman. Bizim zamanımızda da başımızdaki kişilerin, idareci olsun, rolü çok büyüktü. Onların sevgisiyle, bakışıyla, olaya bakış açısıyla, evet, ilerlerdik. Bir aferin. Aferin. Bizi ne kadar çok mutlu ederdi, değil mi? Ne kadar. Yani ne mutlu yani. Şimdi aferin. Seyra, çok iyi. Çok güzel senin. Çok iyi yaptın. Helal olsun falan dedin mi? Tamam, atletizme şeyler de tabii, atletizme bağlar iyice sıkışıyor. Evet. Peki, Oktay'cığım. O dönemde siz Fenerbahçe'desiniz. En büyük rakibiniz Galatasaray. Bayanlarda benim yoktu. Yok muydu? Peki Galatasaray orada kulüpler arası yarışlar oluyordu yani. Türkiye'de yarışlar, evet, oluyordu. Biz Mersin olarak da katılıyorduk. Evet. Ve biz ya 2 veya 3 defa da Türkiye şampiyonu olduk. Mersin Anadolu Atletizm Kulübü olarak Seyfi abi zamanında. Peki İstanbul'da Galatasaray'la atletler nasıldı? Daha mı çok Fenerbahçe'den ilgi görüyorlardı? Ya da siz mi daha fazla ilgiydiniz? Bir karşılaştırma yapalım. Aynı zamanda onların idarecileri ve sizin idarecileriniz hakkında da biraz bilgi ver. Yani orada o zamanki il temsilcisi ya da o zamanki adıyla ajan, atletizm ajanı kimdi? Şimdi güzel bir noktaya temas ettiniz. Tabii Fener Galatasaray her zaman dostluk çerçevesi içinde spora tüm branşlarla olduğu gibi atletizmde de devam ediyor. Her iki takım da kuvvetliydi. Evet. Her iki takım da kuvvetli. Yani ben şahsen hem atlet olarak hem hani büyüklü abilerimize diyelim destek olmak açısından hani idareci pozisyonunda böyle ayak altında dolaşırdık. O zaman hatırlarsınız siz de İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin müstakil
takımlar seçerdim. Milli takım gibi İstanbul takımı, Ankara takımı, İzmir takımı gibi takım seçerdim. Ben şunu hatırlıyorum. Çok iyi 1957 yılıydı. 1957. Sen o zaman yoktun şeyde. Sen vardın. Ankara, İstanbul gençler arası Şampiyonlar yapılırdı. O zaman ben bazen yani bugün dahi böyle bir atletizm yani toplantısında o zamanın ısrarla aradığımı söylüyorum. Evet. Şu anda böyle bir şey yok. Yok, evet. Başka şeyler var. Başka şeyler var. Evet. Artık onları evet. İdareciler düşünsün. Evet. Düşünürler. Şimdi o ben o zamanki... devam ederken yılları geçti. Hani Fener Galatasaray sordunuz. Şöyle söyleyeyim. Ben ilk şube kaptanı olduğum yıl Fenerbahçe o dönem bir iki dönem zayıftı. Galatasaray iyiydi, çok iyiydi. Hatta Tevfik Tiryakioğlu onların yöneticisiydi. Türker de takım kaptanı ve idarecileri Türker Arslan. Fikret Üstünsoy falan evet. İyi, çok iyi bir takımdı. Cemal Anadolu falan. Galatasaray'la atletlere yazı yazıldığını, hani Fener bu sene de şampiyon olamazsa biz şubeyi zayıflatacağız. Kapatmayacağız, zayıflatacağız. Hani yatırım yapmayacağız hesabında bir mevzu vardı. Evet. Türkiye'de de tesadüfen yani yan yana oturuyoruz Maçka'da o zaman İstanbul'da. Evet. Tam böyle arkadaşlarımız, dostluğumuz devam ediyor. Ben şube kaptanı oldum. Eşref Aydın Fenerbahçe Kulübü'nde ikinci başkanken. Ne yapayım? O zamandan da ben hani inancıma göre doğudaki gençlerin sağlam olduğunu inanmıştım. Tamam. Ve nitekim Erzurum'a gittim. Zeki Atlı'yı, Çetin'i, öyle 5 kişi cross milli takımın elemanlarını aldım, Fenerbahçe'ye getirdim. Fenerbahçe'de biz birinci gün yarışlarını Fenerbahçe olarak kazandık, takım toparlandıktan sonra. Ondan ilk müsabaka tabii. Galatasaraylar beni tribünde havaya kaldırdı böyle, omuza kaldırdılar. Ben hayatımda bunu unutamam. Bu Fener Galatasaray dostluğunun bence en güzel bir örneği. Evet, tabii doğru. Çok ve ben böyle iki üç dönem şube kaptanlığı yaptım. O gün kurduğum takım hala yani kişiler değil tabii evet, takım tabii, olarak tabii. Bir daha ara vermedi. Evet. Şampiyonluklara devam ediyor. Evet, çok güzel. Çiçekciğim, senin bir de görüşün alayım. Fenerbahçe'de bir bayan atlet olarak. Şimdi kadın mı diyorlar? Kadın olarak mı? Bana da hiç ağzıma evet. Bir şey gelmiyor. Doğru. Bana da zor şey. Ben de alışamadım ona. Şimdi başka kız atletler var mıydı senden başka? Şöyle, dönem dönem oluyordu. Mesela Gül diyorum. Ülkü vardı, Ülkü Okay. Tamam. Ülkü bıraktı, ben başladım. Sonra ben bırakıyordum, Filiz diye bir Filiz Yazıcıoğlu geldi. O arada Gül İstanbul'daydı. Gül'le biraz çalıştım. Ama yani bunlar dolayısıyla hep bir arada olamadık hep. Yani ben varsam onlar yok. Ya Ankara'da çok kız vardı ya. Burada yoktu. Orada yoktu, İstanbul'da yoktu. Peki nerede idman yapıyordunuz? Hep İnönü'de. İnönü açık mıydı? Açık. Vallahi çok iyi. Her zaman açıktı. Helal olsun. O zaman ben açıktı. Ben İnönü'de. Nereden sonraları? Bir gece kaldım bile içeride. Yine ısladım. Kapadılar her tarafı. Kaldım içeride mahpus. Orası ev gibiydi ama. Evet doğru. Yani sen nasıl her yarışta biz İstanbul'da orada yarışırdık yani. Ankara nasıl 19 Mayıs'ın altı evet. Çaycısı, evet, kalorifer. Evet. Aynı orada da öyle kalorifercisi var şey gibi. İnönü stadının sahibi gibi. Sen de denk geldin gibi yani. Evet, doğru. Giderler atletler, erkek atletler çamaşırlarını verirler. Adam akşam çalkalar, kaloriferleri asar, kurutur. Ertesi gün gider alırlar. Evet. Başka çok eşyalarını iyi. Bırakırsın. Çok iyi, çok güzel. Peki, unutamadığın bir yarışını bize anlat bakalım. 100 metrede. Vallahi, hiç 400 metre falan denemedin mi?
Uzun aşama denemedin mi? Denemez olur mu ya? Pentatlon yapıyordum ben. Pentatlonda gene tektim. Gene birinci bendim yani. İstanbul'da. İstanbul'da. Ama Türkiye birinci olunca Aycan abla ortaya çıktı. Denk gelmedim işte. Denk gelmedin mi Aycan abla? Gelmedim. Onlar mesela bir dönem atleti bırakıyor, ben başlamış oluyorum. Anladın mı? Aycan abla bıraktı, ben Aycan ablayla masterlarda yarıştım. Masterlarda. Denk gelmedi. Peki Ankara'daki kızlarla hiç şey olmadı, yarışma olmadı. Şeyde oldu işte ama master olarak. Milli müsabakada işte Zafer falan varız ya beraber. Evet. Kim var orada? Melek var. Melek var. Aynen. İzmir'den. Şimdi bir de şu var, kız az ve başka şehirlerde. Başka şehirlerde. Melek İzmir'de, Aycanap Ankara'da. Evet. İstanbul'da bizim Aynur var, Ciritçi. Ciritçi var, tamam. Ya branşımız denk geldi. Denk geldi, anladım. Ben antrenman yaparken mecburen erkeklerle çalışıyordum. Yani bir yanımda beni çekecek. Çekecek ya. Peki, bana anlat bakalım, 100 metre idmanını nasıl yapıyordun? Antrenör var mıydı Şevki Hoca'dan başka? Şevki Hoca söyleme bana çünkü değerli bir hoca fakat mesafe hocası. Ankara'da da Besim Hoca vardı, ben semtini uğramadım. Allah rahmet eylesin, hepsine bilgilidir fakat mesafeciler ikisi de. Yani o zamanlar hiç spesiyel antrenör yoktu. Ne teknik antrenör bilmiyorum, var. Bilmiyorum, şimdi bize doğalmış gibi geliyor ama şimdiki çocuklar bu olaya böyle şaşkın bakıyorlardır herhalde. Tamam. Şimdi stadın kapısından içeri hangi sene olursa olsun yani o dönemde nasıl diyeyim 55, 65, 70 Şevki Hoca'nın gittiği dönem yani o sahada olduğu girersin bir Şevki Hoca'yı görürsün. Evet öyle. O arada bir de Rıza Hoca geldi. Rıza Hoca bir dönem geldi gitti. Şimdi hani Oktay dedi ya beni basket antrenmanından aldı, İnönü stadına getirdi. Oktay antrenör değil ama sahada şey var, Osman Coşkül var o gün. Ne yaptı? Ona büyük ya, ona saygısından dolayı işte abi baksana bir atlet getirdim, çalıştır dedi. Osman Coşkül. Osman Coşkül bana ne dedi biliyor musun? 30 tur koştu. İşte o kadar. Yani çünkü o 50 tur koruyor, koşuyor. Çünkü eğer... Sana biraz daha acımış, sana 30 tur demiş. Eğer ben bu 100 metreyi bu kadar sevmeseydim, o gün bırakır giderdim. Tabii canım. Ben. 30 tur ama 30 tur koşmadım. Tabii canım, ben tabii öyle saçma şey olur mu? Ama bir gene de bir 15-20 tur koştum yani. Evet, yaz bulmuş. Şevki Hoca'yla öyle gittik, geldik. Şevki Hoca çok gayret ediyordu, çok uğraşıyordu. Evet, evet. Amerika'dan bir şeyler böyle, bir sayfa, böyle bir sayfa kağıt geçiriyordu eline. Birisi gönderiyordu, onu tercüme ettiriyordu, bize bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Allah rahmet eylesin. Değerli hocalarımız şey o zamanlardı ama işte maalesef Türk atletizminin durumu oydu. İnternet yok ki bakasın, kitap yok, dil yok, bir şey yok. Biz yani erken gelmiş, erken. Ve orada kendi inisiyatifinle bakıyorsun, senden büyük olanlara bakıyorsun. Ne yapıyorlar? Sen de yapıyorsun. Şevki Hoca diyor ki, ısın gel, 3 tane 75 metre koş mesela. Evet. O kadar. Doğru. Veya 200 için 125'ler koş 4 tane. Bitti. Bitti. O kadar. Evet, evet. Maalesef. Allah rahmet eylesin. Allah çok emeği geçti. Tabii onlar o ayrı. O ayrı. Ben şeyi söylüyorum ya, atletizmin durumunu tespit etmek için söylüyorum. Yok öyle spesiyel falan yok. Yok maalesef, yani, maalesef Şevki yok. Hoca da herkes kendi kafasına göre. Şimdi ben Şevki Hoca olmasa hiç kimse yok. Hiç kimse yemez tabii doğru. Bir de o sonra var. Şevki Hoca emekli oldu. O gene geliyor ama. Kadroluydu çünkü. Ama gene gelmiştir mi? Geldi ölene kadar geldi. Gelir herkes. Doğrudur. Fakat Şevki Hoca emekli olunca kadro açıldı. Ben antrenör oldum. İyi olmuş. Neyse. İlk üstündeki bayan antrenörlerden. Çok güzel. Çok iyi olmuş. 74'te ben kadrolu oldum. 86'da ben emekli oldum. Oktay'cığım, şimdi yürüyüşte milli oldun sen. Evet. Kaç kilometre yürüyordun? 20 ve 50. 10-20. O zaman 10-20-50. O zaman senin en büyük rakibin sanıyorum Ünal Uyguç'tu. Ünal Uyguç, evet. Başka var mı benim hatırlayacağım? Yani Ünal Uyguç benden sonra çabuk bıraktı.
Aynur Ayhan'la Aynur ve Erbil'le, Erbil Özlem'le yarıştık. Tamam. Aynur Ayhan da bıraktı. Evet. Erbil kaldı. Evet. Erbil'den İstanbul'da, Erbil Beşiktaş'ta olduğu için, bütün İstanbul Beşiktaş'ta olduğu için idari yönden İstanbul'da biraz kapışırdık. Evet. Erbil'le şöyle bir şeyimiz oldu. Dedik ki hani bir yurt dışı seyahat denk gelecek. İkimiz takımla gideceğiz, yürüyeceğiz. Evet. Kim kazanırsa o bu işi biliyor. Evet. Tesadüf Yunanistan'da bir yarış denk geldi. Evet. Gittik. Ben Erbil'e epey bir fark attım. Erbil de bir daha yürüyüşü bıraktı. Da evet. Ben çok şükür devam. Ne bypass oluncaya kadar devam. Devam, hala devam. Ne diyorsun ya şeyde... Geçen sene Muğla'da... Bu sene ya. Bu sene işte bu sene. 2019 Mayıs mıydı? Nisan. Gene mi bayıldı? Hayır, bir... Bayıldı yok ya. Yarış yürüdü. Yarış yürüdü. Bravo. Gene 15-20 kişi. Ben dedim şimdi, artık ne yaparsan yapıyor. 1 Eylül'de 29 Ağustos sen, 1 Eylül'de... Sen yaş kaç, yaşını söyle bana. Eskişehir. Sen yaşını söyle bakayım hadi. 80? 2. Maşallah. Allah daha uzun ömür versin. Abi üçün ömür inşallah. Şimdi Eskişehir'de Türkiye birinciliği çocukları hanıma idare edebilirsem Eskişehir'de 5000 yürüyeceğim. Evet. Şimdi şunu söyleyebiliriz gençlerimize. 82 yaşında hala atletizm aşkıyla... Balkan rekoru kaç yıldır bende. Ya yarışlara daima katılıyor. Sen yaşın hanımların sor olmaz. Ama hala sen şu anda sanıyorum atletizm şeyde Antalya Üniversitesi'nde neydi ismi? 66 tazelenme. Tazelenme ünitesi. Bu sene dördüncü sene. Evet. Nasıl geçiyor orada? Çok verimli geçiyor. Çok tıbbi şey alıyorsunuz değil mi? Tıbbi ile beraber kültürel de alıyoruz. Evet. Ve bir yalnız ben değilim ki yani hani biliyorum, ben, görüyorum şeyleri. Hayır şu açıdan ben üniversite mezunuyum ama orada lise, ortaokul, ilkokul mezunları bile var. O kadar çok bilgiyle dolandılar ki çok güzel bir bilinç oluştu. Evet, yani yaşlılığı sağlıklı götürebilme bilinci. Çok güzel. Çok güzel. Peki yararlanıyor mu? Evet. Senden yararlanıyor mu? Oluyor tabii ki. Söylüyor musun bunları yap, şunları yap. Günlerde. Tabii ki. Ay, yani, yapıyor mu? Nasıl yürüdüğünü zannediyorsun? çok güzel. Çok güzel. Evet. Her zaman hanımların sözü dinleme. Aynen öyle. Aynen öyle. Hele bir dinleme. Evde. Ama dışarıda. Peki. O zamanki atletizm idarecileri yani ajanları, Fenerbahçe idarecileri ve sahaya, İnönü Stadyumu'na gelen idareci olsun, antrenör zaten Şevki Hoca'dan başka herhalde yok. Rıza Hoca var. Rıza Hoca var. Yani onlardan da bir kısaca bahseder misiniz? Yani ben şunu hissediyorum şimdi sizin anlattıklarınızdan. Biz Ankara'da o kadar şey değildik, yalnız değildik yani. Siz orada epey yalnızmışsınız. Tabii. İstanbul'da. Siz bir federasyon ordu olduğu için başınızda Nail abi vardı. Tabii çünkü biz baktığımız zaman biz federasyon binasına Cerf abi koltukta, balkonda oturmuş o siyah gözlüklerinden böyle izlediğini ve oradan da biz güç alırdık. Ben şeyi hatırlıyorum, milli takım kampı olmuştu Ankara'da. Evet. Nuri Turan zamanıydı. Evet. Nuri Turan o zaman daha emekli olmamıştı herhalde resmi elbiseyle. Her akşam sahada görürdüm ben onu ya. Evet, doğru. Ama kimse bir taşkınlık yapamaz. Yani ben şöyle söyleyeyim, o zaman sahada en azından 40 kişi çalışırdı. Evet. 40 kişi yani. Evet. Çeşitli branşlarda. Birisi yüksek atar. 5 kişi gülle atar, öbürü disk atar, ben 3 adım atarım, Aydın abi 100 metre koşar, Cahit Önel şey yapar bilmem ne, Muharrem'le Ekrem şey gider, cross'a çıkarlar falan böyle yani bir şenlik içerisindeydi. Şimdi bizdeki ajans çok yalnız kalmışız. İl temsilcilerimiz Neriman Tekin, bir ara Kamuran Tekin, daha sonra Orhan Okay, ondan sonra aklıma gelen Ali Rıza Sözenak bir ara yaptı. Ve en sonunda Selahattin Yıldız. Yıldız Gören, evet. Evet. Evet.
herkes elinden geleni atletizm sevgisiyle, yani hiçbir art niyet bir şey düşünmeden, yani bana ne menfaati olur düşünmeden sadece atletizm sevgisiyle yaptı. Mesela ben şeyde çok keyif alırdım. Neriman Tekin yapmıştı onu, koymuştu. Cezmor? Cezmor değil. Kupa yarışları olurdu. Hı. Her hafta yarış olurdu. Benim çok güzel bir şey. O çok iyi tabii, o çok iyi. Tek başıma da koşsam, yanımda arkamda hani geçici olarak da bir, yani bir gelirler bir daha olmazlar. Birkaç kişi olsa da mesela Gül Kupası, Bahar Kupası, Altın Çivili, evet, böyle güzel isimli yarışlar olurdu. Evet, çok güzel. Çok güzeldi onlar. Hatta Cezmor'da değil mi, kulvara şey koyardı, boydan boya. Cezmor'un koştuğu kulvar boş koyardı, boydan boya çelenk koyardı. Çelenk koyardı, onu oraları biliyorum. Çok keyifli olurdu onlar. Yani evet. O yarışı koşmaktan ayrı bir keyif alırdı. Malak. Bir gün Ali Samiyen'de, daha sonra Ali Samiyen açıldı. Ali Samiyen'de bazen çalışmaya başladık. O da neden? Bakıma falan giriyordu. Kısa süreli ama. Ve müsabakaları Ali Samiyen'e almaya başladılar. Çünkü toprak da olsa pisti daha yeni diye. Bir gün Ali Samiyen'de koştum ben. Bitirdim yarışı. Geri dönüyorum. Hani 100 metre başlangıç yerine eşyalarım orada. Tribünde falan kimse yok. Böyle dağınık, iki tane, üç tane orada çocuk, semtin çocukları. Evet. Böyle 10 yaşlarında falan iki tane çocuk yan yana tribünde duruyorlar. Allah Allah baksana dediler. Ben de nefes nefese zaten. Döndüm, efendim ne var dedim. Ya biz seni çok sevdik, çok güzel koştun, çok hoşumuza gitti. Sana bir şey vermek istiyorum. Peki dedim, yaklaştım. 3 tane fındık. Çocuklar ceplerindeki fındığı veriyor. Güzel, güzel. Yarım ya, ne olacak. Orada Ekrem, Osman Coşkül'den başka milli atlet var mıydı? İstanbul'da çalışan, İnönü Stadı'nda. Şimdi bahsettiği Galatasaraylılar, hepsi milli çocuklardı onlar. Giriyorlar mı? Geçer vardı. Sahanın Yıldızı. Merdol Güzelmanlar. Merdol, Bahbir. Yani. Say Turgut. Çiçek onların Necdet, son dönemi. Evet. Valla çok vardı da. Tabii yani. Evet. Onların son dönemine yetişti. Mehmet Çöteli vardı bir tane. Evet. En güzel. Evet. Şimdi benim aradığım biz doğum başçısında maç arasında 15 dakika devrede koşardık. O zaman 10 bin, 15 bin seyirci neyse orada biz 3 bin, 5 bin ne bileyim 10 bin, bir kere de 10 bin koştuk galiba. O halkın önünde koştuk. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Pisti bile kaldırıyorlar. Ama şimdi pist de kalktı. Evet. Seyirci de yok. Evet, maalesef öyle. Peki Oktay'cığım, ben de sana aynı soruyu sorayım. Genç olsaydın, mesela 20 yaşındasın, hangi branş seçerdin? Gene koşu sahasına geldin, baktın bir sürü branşla birisi atıyor, birisi koşuyor, birisi yürüyor, birisi atlıyor falan böyle. Hangisi hoşuna giderdi? Gene ben şu andaki branşımda, ki 68 sene bitti, atletizm yani bir fiil aktif olarak, aynı branşta memnunum. Evet. Yürüyüş mü, koşu mu? Ama yürüyüşte koşu da şöyle, belki o zaman çok bilinçli olabilseydim bir tanesini seçerdim. Yani uzun mesafe koşmak beni çok mutlu ediyor. Evet. Ben 62'ye kadar, hani 52'den 62'ye kadar, tabii Çiçek'in de söylediği gibi antrenör yokluğundan, yani bilinçli olmamaktan 3000 engel, 5000, 10000, yarım maraton, koş Allah koş. 4x100 bile koştum. 4x100 koştum ben. Fenerbahçe'nin son adamı koştum. İstanbul şampiyonasında iyi hatırlattı. Gülçürenk Hoca, Ahmet Akbaş da Beşiktaş'ın son adamı.
Ben artık ölmüşüm, 10.000'den çıkmışım. Son yarış. Evet. Oraya koşacağım. Biz dediler, Muzaffer Serbi falan rahmetli. Biz dediler, fark yaparız. Sen dayanabildiğin kadar dayan. Her şeyi göze almışlar. Geldi, ben son adam aldım bayrağı. Yani bir metre ya var ya yok, ikinci oldum. Evet. Yani böyle de bir bayrakla koştum dediğim. Ama 1962'de Ankara'da hatırlarsınız bir Balkan oyunları kampı vardı. Uzun bir dönem. Var, 62'deydi şey. Evet. Ömer Lütfi, Gültekin falan epey bir 3000 engel. Ben İstanbul'da Erdal Ayoplaz'la, rahmetli Cahit Döner'le falan 3000 engel çok koştum. Yarışta. Yarıştım. O gün 62'deki kampta ben 3000 engelle 10.000'de takıma giremedim. Baktım o Ünal falan paldır paldır yürüyüş yapıyorlar. Hiç ben görmemişim yani yürüyüşü bilmiyorum. Ben de yürümek istedim ve yürüdüm, girdim. Bir hafta için ben girince 7-8 kişi, 9 kişi onlar yürüyorlar, antrenman yapıyorlar. Ben öyle girince aralarına, yani bir ikisinde birinci oldum, bir ikisinde ikinci oldum falan, takım allak bullak oldu, karıştı. Ve ondan sonra ben yürüyüşe girdim. Yürüyüşte oturdum, işte silahlı kuvvetler falan derken yürüyüşte branş olarak kaldım ama yine 5.000-10.000 koşmaktan kendimi alamadım. Mesela benim iyi bir antrenörüm olsaydı pentatloncu olmayı, yani branşım olmasını isterdim. Onu da severek yapıyordum. Doğru. Ama o tamamıyla kendi gayretimle oluyordu yani. Ne bilgi ne şey. Evet, doğru, anlıyorum. Sistem. Maalesef o zamanlar öyleydi yani. Peki şimdiki atletizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani atlet çocuklarımızın U23, U20, evet. U18 yaptıkları yarışlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da genel olarak federasyon faaliyetleri hakkında. Tabii bütün yaşamın tümünde zaten bir gelişme var tabii, evet. Ki. Onlar da bir takım imkanlardan bizden daha fazla faydalanıyorlar. Yani doğal bir şey yani, evet, onu anladım. Biraz kıskanmakla beraber. Hepimiz kıskanıyoruz, ben sana söyleyeyim. Çünkü herkesin, şimdi benim en büyük idealim neydi biliyor musun? Evet. Hem yani başkan olduğum zamanlar hem de şey yaptığım, spor yaptığım zamanlar. Ya ben yurt dışına çıkınca yalnız kalmayayım. Yani beni de bir antrenör olsun. Hiç olmazsa ayağımı koşarken basacağım yerin bana hiç olmazsa bir söyleyen adam olsun. Evet. Çok eksikliğini düşünüyorum. Evet. Çok eksikliğini. Yani şimdiki bu çocuklar yani birebir bu çok önemli ve bütün dünya çok, zaten bunu çok uyguluyor. Birebir adam götürüyor antrenörüyle beraber, hadi güle güle. Yani senin derecenin daha iyi olmasını sağlıyor. O kadar yani. Tabii, gayet. Sen de ne için çalışıyorsun? Tabii, daha iyi derece için çalışıyorsun. Şimdiki çocuklar her şeyde oldukları gibi şanslılar. Evet. Şanslı olduklarını fark edip fark, evet, etsinler. Anladım. Yani biz şanslıyız bundan önceki nesillere göre. Evet. Ona göre. Ona göre ne yapsınlar? Kendi sağlıklarını korusunlar. Evet. Yani yasaklı şeylere, anladım, rağbet etmesinler. Evet. Beslenmelerine dikkat etsinler. Güzel. Uyku çok önemli. Doğru. Yani gençlikte bir uykusuzluk problemi var çünkü. Var, evet. Çeşitli nedenlerden, evet, dolayı. Uyku çok önemli. Çok. Ve çok, beslenme çok önemli. Çok önemli. Doğru. Sen gençlere neler tavsiye edersin? Ben gençlere ne tavsiye ederim? Şimdi şöyle, yani kendi branşımla ilgili bir yerde söyleyeyim. Bugün Türkiye'de Avrupa şampiyonu bir yürüyüşçü, bayan veya erkek varsa hiç tevazu göstermeden benim onun terinde bir damla olsun hakkım olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Şöyle, çünkü ben 62'de yürüyüşe başladığım zaman hemen hemen tektim. Evet. Ünal falan bırakmıştı. İşte sonra işte Aynur, o da başka şehirde falan. Hep zorlanıyordum. Evet. Yani idari yönden zorlanıyordum. Hatta çok istiyordum ki puanlı müsabakalarda yürüyüş olsun. Diye, onun tek mücadelesini yapan benim. Doğru.
rahmetli Cerk Murat'la olsun, Nail Hoca'yla olsun falan ben hep mücadele ettim. Bir ara puanlı müsabakalara koydular. Evet. Kulüpler, bunu net söylüyorum, kulüpler yürüyüşçü çıkaramadığı için, tabii bir yürüyüş antrenörü yok, bir şey yok, yetiştiremediği için kulüplerin itirazıyla bu kalktı. Geçici bir süre kalktı. Ben tekrar yazdım çizdim, mücadele ettim. Sonra yürüyüş kondu, puan da oldu ve yürüyüş bugünkü noktaya geldi. Ben çok düşünüyorum ki ben o mücadele etmeseydim bu yürüyüş branşı bugün bu ortamda bu derecede olur muydu, olmaz mıydı? Tabii yani sizden... Bu yönden emeğimin olduğunu muhakkak, söylüyorum. Muhakkak. Yani şöyle söyleyelim, biz o zamanların atletizmin kahrını çektik diyelim, için açıkçası. Ve bayrağı da iyi kişilere verdiğimize ben inanıyorum. Tabii. Çünkü gerek U23 Avrupa Şampiyonası'nda, gerek U20'de, gerek U18'de çok başarılı neticeler aldılar. Kürsüye çıktılar. Zafer'le birlikte, ben içerideydim bir kere. Şeyde 4x400'ün mahallesi, ben içerideydim. Meşguldüm. Zafer çığlık çığlığa dedim ki ya bu kız bir eyvah ya pencereden bile girdi. Ya bir şey oldu. Bir baktım ayağa kalkmış falan böyle vaziyette. Tabii çok mutlu olduk. Çok sevindik. Bizim bayrağımızın göndere çekilmesi çok mutlu etti. İnşallah önümüzdeki yıl Tokyo'da da ve birkaç ay sonra yapılacak Dünya Şampiyonası'na da gençlerimizin başarılarının devamını diliyoruz. Başkanım. Evet. İthal sporcu getirmeye hiç gerek yok. Yok. Bugün 81 yok. Vilayetin 70'inde şu anda koşturulsun, şu anda milli takıma girecek mutlaka 15 tane genç çıkar. Çıkar. Ben her türlü bu konuda mücadeleye doğru. hazırım. Doğru. Ben de inanıyorum. Doğru. Yani biz yani öz Türk çocuğu. Bu ülke topraklarının çocukları da bir Jamaikalı gibi koşabilir ama aynen. Tabii ki o ilgi alaka antrenman. Ama ne var ki bizim adımız anılmıyor. Silindik gitti, yok olduk. Yok silinmiyor. Yani, bak şimdi başka. spor yani. Tarihine geçiyoruz yani. Ben de bunu tamam, eksik olmasınlar. Yani, çünkü bak Yücel Seçkiner birinci bölümü yapmış, sonra fenalaşmış, sonraya devam edeyim demiş. Ha. Ve vefat etti yani. Evet. Yarı kaldı. Yani biz de belirli bir yaşlara geldik. Yani şu anda bu söyleşiler olmasa bizi kim hatırlayacak? 3-5 yıl sonra bitti. Ben şunu söylemek bitti. İstiyorum. Yani hiç olmasa kendine emek verelim. Elimiz ayağımız tutuyor, aklımız başımızda. Evet. Yani hani 82'yiz ama bulamadık da. Evet, ne etmezse yani. Evet. Hiç olmasa çevremizde evet. Gençlere faydamız olsun. Maşallah. Biz destek görelim. O desteği biz gençlere evet. nakledelim. Anladım. Mesela şu anda milli Avrupa şampiyonu olan milli yürüyüş takımı evet. birkaç ay evvel burada kamptaydı. Ben işimi gücümü bıraktım. Gittim onların antrenmanını seyrettim. İyi. Onlarla tanışma fırsatı buldum. Çok güzel, çok güzel, ne güzel. Yani ne güzel, ne güzel. Şimdi, işin içinden kopmamak. Tabii, şey gibi, bu bir apartmanın yapılışı gibi herkes her nesi evet. her nesi bir tuğla koyuyor. Tabii gayet yani, tabii, gayet. Şimdi tabii. eğer sen ya da beni bizim gibi evet. bir nesil o aşağıdaki temeli atmasaydı bu çocuklar bu kadar yukarı çıkabilir tabii, miydi? Tabii. Bakın. Yani bu tartışılmaz. Şu anda Antalya'da yaşıyoruz. Evet. Şu anda Antalya'da evet. yaşıyoruz. İki tane saha var. Sentetik saha. Nerede? Tartan pist. Antalya'da. Ne? Üniversitede. Ha üniversitede birisi. Evet. Bir. Nizami birisi. Saha, evet. bir de Zeytinköy. Zeytinköy, evet. Gizem Üniversitesi sahasında bir tek kişi yok. Yanlış yatırım. Yanlış yatırım. İşte yanlış ben yatırım. Hani ilgi alaka derken, evet. yani bizler kalkıp bilmem ne antrenörü olmayalım, ziyanı yok. Evet. Ama 65-70 senelik bir bilgimizi hiç olmazsa bir nefesini aktaralım. Ben kendi adıma performans atleti yetiştirmeye şu anda öyle bir iddiam yok. Evet. Yani kendi adıma konuşuyorum. Ama
antrenörlüğü bıraktıktan sonraki tek hedefim şu oldu. Toplumu atletizme yönlendirmek. Çok önemli. Ama çok yapsın önemli. Ama çok yapmasın. Yapmasın. Fikren de olsun. Aynen öyle. Bilgi olarak da olsun. Aynen öyle, doğru. Bütün bu... Sadece şimdi bu raddeye gelince, yani bu aşamada, bu noktada geçmişi unutuyoruz, hayalimizden evet. siliyoruz. Evet. Bundan 40 yıl önce sokaklarda sağlık için yürüyen insan var mıydı? Yoktu. 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 Ben 77 yılında İstanbul'da bunu öncülüğünü yaptım. Böyle çok büyük mücadeleler verdim. Bir bölge başkanı, bölge müdürü vardı. Onunla falan mücadele ederek 7'den 77'ye diye evet. herkesi sokaklara... Evet. Çok güzel. Yani onun da başlangıcı çiçektir. Çok ama güzel. Şimdi bu komik geliyor tabii. Evet, zaten herkes... Çünkü herkes yürüyor. Ama bundan mutlu oluyorum. Şu, tamam, buradan şu şey yapıldı, anlaşılıyor çiçekçim. Biz millet olarak spora çok yetenekliyiz. Fakat çok da ilgisiziz. Biz derken toplum olarak. Toplum olarak. Toplum olarak. Şöyle, ben şöyle ayırıyorum başkanım, müsaade ederseniz. Böyle. Şimdi atletizm bütün sporların anısı diyorlar. Evet. Ve gerçekten öyle. Doğru. Koşmayı, yürümeyi, nefes almayı atlet öğreniyor. Evet. Atletizmden öğreniliyor. Evet. Sonra branş tabii, değerleniyor. Aynen öyle. Ama atletizme ilgi, evet. atletizme destek neden yok? Okullarda niçin zorlanmıyor? Bu tamamen niçin belediyeler sadece pardon. Sadece federasyonun işi. Federasyon değil bakın okullar diyorum. Niçin okullar? Mesela nerede bakıyorsunuz? Basket kursu, basket kursu, basket kursu. Basketi hiçbir zaman fakir görmüyorum asla. Ama niçin belediyeler bir atletizm takımı kur? Bakın biliyorsunuz ben 11 yıldır Antalya Emniyeti'nin polis gücünde genel kaptanım. Evet. 20 branş var, 1000 sporcunun üstünde sporcu var. Atletizm takımını kuramadım. Evet. Bu acı. Ben bunun mücadelesini veriyorum. Antalya'ya ilk geldik, hatırlarsınız. Atletizmi tanıtmak için kendi imkanlarımız çerçevesinde işte bir takım imkanlarımızı kullandık. 3.30 Ağustos'da biz Afyon Kocatepe'den Tekirova'ya koştuk. Sırf dikkat çekmek için. Evet. Ama 4. 5.'yi yapamadık. Niye? Atletizm dedin mi millet öyle bir duruyor. Bilmiyorlar ya atletizm. Öğretelim. Bilmiyorlar. İşte oraya aynı şeye geliyoruz. Öğretelim. Evet. Bölgelerde. Ya bak mesela. Bölgelerde ha. Sayın Başkan bölgelerde. Bizim gibi olanları değerlendirsin. Bunun hani bunun karşılığı para değil. Tabii asla anladım. Mevzu o değil. Değerlendirilsin. Mesaj verildi. Evet, mesaj verildi. Ve biz hizmet edelim zevkle. Doğru. Bilelim ki genç biraz evvel eşimin söylediği gibi topluma biz şimdi inanın biraz evvel 60 tazeleme üniversitede ya. Üniversite 60 yaş üstü atletizm takımı var. Evet. İnanır mısınız? Doğru. Niye ben 15 yaşındaki çocuklarla uğraşmayayım da 60'ın üstündeki çocuklarla, hanımlarla, beylerle uğraşayım? Doğru. Buyurun istediğiniz gün gelin sahaya. Doğru. Evet. Şimdi ben bir şey anlatayım. Şey oldu, dünya salon şampiyonası oldu İstanbul'da. Biz de izleyici olarak tribündeyiz. Önümüzde de şeyler gelmiş, bölge, il müdürleri. Falan var. Böyle tam bizim önümüzde de böyle şey kilolu falan şöyle yağlı ballı bir adam duruyor. Ortada da 400 metre koşulacak. Şimdi diyor ki yanındakine ya diyor bunlar daha demin koşmadılar niye gene koşuyorlar diyor. Buyurun. Yani finalde seçme şeyleri turları oluyor. Bunlar koşuyor yazık bunlara diyor. Gene ne de koşuyor. Niye koşuyorlar diyor. Yani buna söyleyen il müdürü. Anlatabildim mi? Zülfiyar'a da konuşacağım. Evet. Ya bugün spor yönetici adam eşofman giymemişse... Tabii. Ne olur tabii. Aşkın yok. Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel. İyi bir sohbet oldu, şeyler oldu. Çok teşekkür ederiz. Hatırlandığımız için. Evet. Özellikle sizlere. Estağfurullah. Bize de
eski günleri hatırlama fırsatı verdiğini. Evet, evet. Çok ben şimdi bugün çok antrenmana çıkacağım, 10 kilometre. Yapma ya. Gitmesin, bu sıcakta gitmesin artık. Verme izin, verme. Yo, ben çıkıyorum. Çok sıcak. 15 gündür akşam 19'dan sonra gene gidiyorsun. Bir liman gidip geliyorum. Maşallah. Ne yapalım, ne yapalım, bir şey tutamıyoruz yani. Atletizm Ansiklopedisi'nin başka sayfalarında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler. Bizden sonraki nesillere başarılar.